böyle olacağını biliyordum. Yani biliyordum ve bunu bilerek gidip o filmi seyrettim. Ona rağmen film beni hayal kırıklığına uğratmayı başardığına göre ya ne diyebilirim ki? Evet, filmi beğenmedim. Aranızda beğenenler varsa ne mutlu size. Ben Batman v Superman The Dawn of Justice filmini sevmedim. Bundan 3 yıl önce Man of Steel'i izlemeye gittiğimde ciddi bir hype'la gitmiştim Man of Steel'i izlemeye gittiğimde. Çünkü o noktaya kadar herhangi bir iyi Superman filmi olduğunu düşünmüyordum. Hala düşünmüyorum, o ayrı mesele. Şimdi burada bazı retrofil olan insanlar, geçmişe dönük böyle filmleri övmek klasiklerdir, cırttır cırttır falan filan, o tarz muhabbete girmeyi seven insanlar tabii ki fırlayacaklar bana. Sen Christopher Reeve'in işte filmlerine nasıl şey yaparsın, güzel demezsin, bir bogandan bir anlamıyorsun falan filan diye. Sevmiyorum arkadaşlar, yani sevmiyorum. Bunu benim filmden anlamama olarak yorumluyorsanız eğer, yapabileceğim bir şey yok, üzgünüm. O zaman ben filmlerden anlamıyorum ama sevmiyorum o filmleri. Benim için çok sıkıcı filmler. Tabi bunu çocukluğumda seyretmeme rağmen, bakın çocukluğumda daha henüz hiç bok bilmezken, sinematografiden anlamazken, aksiyonun hangisinin iyisinin hangisinin kötü olduğunu bilmezken, karakter ilişkilerini, karakter gelişimlerini bilmezken, daha 3-4 yaşında belki 5 yaşında bir çocukken bile o filmleri seyrettiğimde, o zaman bile Superman filmlerini ben sevmiyordum. Benim için o zaman bile o filmler sıkıcıydı. Yani hani ilk Superman filminde hiç bok olmuyor mesela, yani Superman öyle bir uçuyor, kaçıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, bir aksiyon yok, bir şey yok, öyle geçiyor ilk film yani. Yani en son deprem oluyor, bir şeyler falan böyle saçma sapan. Ondan sonra ikinci filmde Krypton'dan, yani General Zod ve adamları geliyor yani. En az Superman kadar güçlü psikopat düşmanlar yani. Hani savaşların ne kadar epik olabileceğini bir düşünelim falan filan diyoruz. Savaşlar genel olarak böyle aksiyon sahneleri böyleydi. İnanmıyorsanız gidin açın. Ağır çekimler şey. İplerle tutturmuş şakası. Falan. O zaman teknolojisiyle o kadar mı yapılabiliyordu falan filan derseniz ya. O zamanın teknolojisiyle çok daha farklı şeyler yapılabiliyordu. Yani hani yapılabilen şeyler vardı. Bilmiyorum, aksiyon sahneleri bana çok iyi gelmemişti. Ha, o zamanın teknolojisiyle o kadar yapılıyordu bahanesine sığınsak bile, gene de bu benim için iyi olduğu anlamına gelmiyor yani filmin. Sıkılmıştım, o filmi seyrederken de sıkılmıştım mesela. Finalde mesela çok şey gelmişti böyle. Hani bu mudur yani bunca şeyden sonra. Zaten 3 ve 4'e girmem gerektiğini hiç düşünmüyorum o filmler konusunda. Yani hani Superman 3 ve 4'ü seven insan evlatları olduğunu düşünmüyorum yani dünya üzerinde hani o filmleri. Ondan sonra Superman Returns geldi. 2005 miydi, 2006 mıydı neydi, ben lisedeydim hatırlıyorum, Gaziantep'teydim. Film geldiği akşam gidip seyretmiştim ve Türkiye'ye de yanlış bilmiyorsam bir ay sonra falan gelmişti yani hani şeyden, Amerika'dan veya dünyanın geri kalanından bir ay sonra mı ne gösterime girmişti. Sıkıntı etmemiştim yani hani. Merak ediyordum filmi, acaba neler olacak falan filan. Gidip seyretmiştim o filmi, korkunç derecede sıkıcı bir filmdi. Acayip sıkıcı bir filmdi yani, öyle böyle değil hani. Filmlerin ya, o filmden unuttuğu bir şey vardı her seferinde. Ya da bilmiyorum şeylerim artık yani kendim fazla gaza geliyordu, yönetmen amcalar bilmem neler. Bryan Singer yönetmişti yanlış hatırlamıyorsam Superman Returns'ı. Superman bir süper kahraman. İşin o kısmını unutuyorlar gibi geliyordu hep. Çok gereksiz şeylerle uğraştırıyorlardı Superman'i bütün film boyunca. Superman bir süper kahraman ve Superman'in bir villain'ı olması gerekiyor kapışması için. Yani hani Lex Luthor, evet Superman'in main villain olabilir, en büyük düşman olabilir ama Lex Luthor'un Superman'in karşısına bir dövüşebileceği bir düşman koyması gerekiyor en kötü ihtimalle bu tarz durumlarda normalde. Çizgi romanlarda olduğu gibi yani hani bu büyük bir robot olabilir. Yani hani kendi giydiği kıyafet olabilir Lex Luthor'un. Ne bileyim bir yarattığı yaratık olabilir. Yani hani ama bu ilk 5 filmimiz bunu yapmayı beceremiyordu. Yani ne Superman 1, ne Superman 2, ne Superman 3, ne Superman 4, Superman 4 bunu yapıyor aslında düşününce şu anda. Ama o kadar kötü yapıyor ki yani hiç yani şey yapmaya değmez, konuşmaya değmez üzerine. Superman Returns ise yani bildiğiniz şeyden devam etmesine rağmen, orijinal ilk dörtlüden devam etmesine rağmen oldukça sıkıcı bir filmdi yani. Hani neydi sonunda bir
adayı kaldırıp uzaya mı atıyordu neydi ve filmin yani sonu mu olması gerekiyordu yani. Böyle çok garip ya, bilmiyorum. Hiç sevmemiştim açıkçası. Çok büyük bir hayal kırıklığıyla ayrılmıştım yani sinemadan, onu hatırlıyorum sadece. Hiç beğenmemiştim ve bu da bende şu etkiyi yaratıyordu doğal olarak. Ulan sevdiğim bir tane Superman filmi yok mu? Ya bir tane Superman filmi yok be adam. Bir tane güzel Superman filmi yok mu? Live action olarak yok. Animasyon olarak oldukça güzel Superman filmleri var. Bayağı güzel Superman filmleri var. İzleyebileceğiniz 5-6 tane çok güzel Superman filmi var live action'da şey olarak. Animasyon olarak. Abdan DC'nin zaten her şeyden vazgeçip bu gidişle sadece animasyona abanması benim için beni daha mutlu edecek gibi görünüyor. Edecek gibi görünüyor evet. Her neyse. Neyse. 2013'te Man of Steel'ın işte fragmanlarını seyrettik. Önceden çıkan bilmem ne. Çok havalı duruyor. Gerçekten hayal ettiğimiz Superman filmini alacağız gibi. İşte Superman gene yani yine Zod olması birazcık ayak kırıklığına uğratma değil aslında. Başka bir düşman olmasını istemiştim ama Zod oldu. Tamam okey. Hani Zod'u birazcık daha sonra yasaklasak olurdu diye düşünmüştüm sadece. Zod birazcık büyük bir villain'dır yani. Öyle basit bir villain değildir. Tek hani ilk filmde harcanacak bir villain değildir gibi hissetmiştim sadece. Ne bileyim. Hani başka şeyler olabilirdi. İşte düşündüğüm şey orada fragmanlara baktığımda Superman'in hikayesini güzel anlatacak. Çocukluğunu anlatacak. Nasıl Superman olduğunu anlatacak. Superman konseptini anlatacak bilmem ne falan filan. Ondan sonra da işte Zod gelecek. Zod'la kapışacaklar. İşte yani Superman işte dünyaya tanınacak bilmem ne falan filan. Film tam bir kargaşa. Tam bir yani şey. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya atlıyor. Plot pointlerin birbirleriyle doğru düzgün bir alakası var mı yok mu? O bile belli değil. Böyle bir boklar oluyor, Superman daha dünyayı tanımıyor, bir şeyler olamıyor derken Zod geliyor. Ondan sonra yani Zod'la savaşma sahneleri her ne kadar havalı olsa da birazcık mantığın içine ediyor. Çünkü Metropolis'i darmadağın ediyorlar o arada. Daha şey hikayesine girmeden işte Clark Kent, Superman mi, Gertrude mesela muhabbetine girmeden Lois Lane daha önceden tanıyor Superman'i, Clark Kent tanımadan daha önce tanıyor, daha önceden sevgili oluyorlar falan. Tam bir karmaşa film yani ve tam bir hayal kırıklığı. Şöyle çıkmıştı filmden. Hmm. Ne boktan filmdi lan deyip çıkmıştım yani. Hani. Filmle alakalı hatırladığım tek şey aksiyon sahneleriydi. Aksiyon sahneleri iyiydi yani. Hayal ettiğim, bir Superman filminde hayal ettiğim aksiyon sahneleriydi. Zod'un askerleri girdi, Zod'un askerleriyle dövüşür, sonra Zod'un kendisiyle dövüşür. Tüm şehrin ortasında bam güm bilmem ne falan filan güzeldi. Ama filmin geri kalanında hiçbir şey yoktu. Bir karakter derinliği bilmem ne. Bir de aynı zamanda filmdeki ağzına kadar ki şu Jesus Christ İsa şeyleri, ağzına kadar yüklü olan o göndermeler bildiğiniz bir noktadan sonra artık komik gelmeye başlıyor yani. Superman'in gerçekten bir yerlerden tavsiye almak için kiliseye gitmesi. Yani hani öbür tarafta kendi şeyi varken neydi Fortress of Solitude'da babasının hologramı olmasına rağmen gidip orada konuşabilecek bir yapay zeka olmasına rağmen. Ne bileyim. Ondan sonra ne oluyor ya? Her neyse. Kamerayı da birazcık en azından ortalamış oldum. Çok fazla gereksiz arka plan gösteriyormuşum şimdi fark ettim onu. Neyse. Ha, işte Superman'in Jesus Christ göndermeleri, o böyle şeyli sembolizmleri kullanılan işte her fırsatı kendini çarmıha gelmiş gibi kollarını açmasıyla bilmem ne, Gertrude falan cidden böyle bir diye seyrettirmişti bütün filmi. Ha, şey mantığı elbette ki doğru yani hani Superman'in yani hani İsa'nın tekrar dirilip dünyaya gelme, İncil'deki o insanın tekrar dirilip dünyaya gelmesi hikayesindeki hani karakter olarak resmedilmesi bilmem ne falan filan yani zekice sayılabilir eğer şey yaparsan yani hani oraya uyarlar seni hikayeyi, evet neden olmasın, kurtarıcı bilmem ne falan okey hani tamam okey falan deyip geçiyorduk yani. Ama ister istemez ilk filmden sonra bütün Metropolis'i yıkıp onca kişinin ölümü bilmem ne yani bütün o binalar boş değil de herhalde falan filan diye düşünüyorduk. Filmle alakalı bayağı bir muhabbet döndü. Bayağı bir insan ağzına sıçtı. Bayağı da bir insan savundu filmi. Yani hani bayağı bir şeydi, ortalamaydı aslında yani. İnsanlar bekledikleri süper kahraman filmini tam olarak almamışlardı. Bekledikleri Superman filmini tam olarak almamıştım. Ben hiç almamıştım. Ben hiç memnun değildim filmden zaten ama yani açık ve net belki de seyrettiğim en iyi Superman filmiydi bütün hepsinin arasında. Üzgünüm öyleydi yani. Öyleydi. Hani üzgünüm. İlk 4 filmin iyi olduğunu düşünmüyorum. Hala düşünmüyorum. Hala. Yani 10 dakika önce söylemiştim zaten. Nasıl hala fikrim değişmesini bekliyorsunuz ki o aralıkta. Düşünmüyordum yani. Tabii işin sinematografisine hiç girmiyorum. Zack Snyder'ın berbat yeşil perde arka planları, tamamen yapmacık, gerçekçi durmayan arka planlar,
ağzına saçılmış CGI'dan başka hiçbir şey olmaması filmde. O garip şey ki kameranın ikide bir sallanıp durması bilmem ne falan böyle. Onlara falan hiç girmiyorum. Onlar zaten bambaşka mevzu. Onlar iyice. Yani işin içine ediyorlardı. Ondan sonra ne yaptılar? Batman ve Superman'e duyurdular. Yani Batman ve Superman demek de çok garip geliyor. Batman vs. Superman. Batman Superman'e karşı filmini duyurdular güya. oyuncuların kim olacağı falan filan duyurulmadı ilk başta. Filmde Lex Luthor olacağını biliyorduk. Yani tabii ki Batman vs. Superman diye bir... Ay sıçacağım Superman'ına. Superman ne lan? Superman. Yani hani orijinal okunuşu da böyle yani. Superman diye bir okunuş da yok. Superman. Yani hani. Bu filmi duyurduklarında tabii ki hepimiz heyecanlandık doğal olarak. Batman ve Superman'i aynı filmde bir arada görmek yani hani hepimizin hayaliydi çocukluğumuzdan beri. Hani ben çizgi romanlarda sık sık görüp kafayı yediğimi biliyorum yani şeyi çok seviyordum zaten. Dark Knight Returns çizgi romanlarını falan filan da çok severim zaten ve en sevdiğim hikayelerden biridir. Pek çok insan şu anda artık eleştirmeye başladılar Dark Knight Returns'ü de. Zamanında işte hani zamanında çok böyle sevip işte çocukken sevmiştik şimdi çok saçma geliyor falan filan diye eleştiren insanlar. Ben çok seviyorum. Hala çok seviyorum yani. Çocukluğumda çok sevmiştim okuduğumda. Şimdi de çok seviyorum. Çocukluğumda dedim de şunun şurasında bir herhalde 10 sene önce falandır bu arada. Tam da çocuk değilmişim. Liseliymişim aslında. Şöyle uzanayım ben. Konuşması birazcık böyle yoruyor böyle durunca. Şunu da şöyle alayım. Neyse işte film için heyecanlıydık. Sonra oyuncular açıklanmaya başladı. İlk başta bir Lex Luthor'u Bryan Cranston'ın oynayacağı söylenildi. Hani ve hani içimden şey ya şöyle bir düşündüm. Dedim ki Lex Luthor için daha uygun birinin olmasın abi. Niye bu kamerası çekip bir türlü ortadayım oğlum. Lex Luthor'u oynayabilecek daha uygun bir oyuncu yok dedim ya yeryüzünde şu anda yani hani. Bryan Cranston döktürürdü Lex Luthor olarak. O böyle kaotik havayı verebilirdi. Yaşı uygundu Lex Luthor olmaya bilmem ne falan filan. Her şey tam yerine oturuyordu Lex Luthor için. Dedim ki yani daha iyi bir oyuncu olamaz. Sonra Lex Luthor olayının yalan olduğu ortaya çıktı. Önce Batman'i Ben Affleck'in oynayacağı bir yayınlandı. Hepimiz bir ha olduk doğal olarak. Yani Ben Affleck'le alakalı çok iyi şeyler düşünmediğimiz açıkça ortadaydı çünkü o noktada. Sonra yavaşça alıştık bu fikre açıkçası. Ben Affleck'ten de hani böyle şey yapmayı hani Ben Affleck'e karşı duyduğumuz korku yavaş yavaş azalmaya ve yok olmaya başlamıştı sonradan. Ama hiçbir zaman yok olmayan ve hiçbir zaman yani tamamen aklımıza silinmeyen korku Jesse Eisenberg'ün aslında Lex Luthor'u oynayacağı açıklandığı zaman oldu tabii ki yani Jesse Eisenberg lan. Yani hani o çocuk Allah aşkına nasıl bir Lex Luthor olabilir ki o? Hani diye düşünüyorduk. Sonuç olarak haklı çıktık. O ayrı mesele yani. Haklı çıktık yani. Öyle Lex Luthor mu olur lan? Sonra fragmanları yayınlamaya başladı. Fragmanlardaki halini görünce böyle bir falan olduk hepimiz böyle bu Lex Luthor mu şimdi falan diye. Sonra onun Lex Luthor Junior olduğu ortaya çıktı. Aslında Lex Luthor'un oğluymuş falan filan diye böyle son anda bir şeyler eklediler hikayeye muhtemelen. Bizim şeyimizden korktukları için, Backlash'ten korktukları için. Ne bileyim yani Lex Luthor oynayabilecek o kadar fazla oyuncu vardı ki yani belli yaşlarda. Yani hani Alfred'i oynaması için Jeremy Irons'ı gidip alan adamlar yani Lex Luthor oynaması için de birilerini bulabilirlerdi herhalde diye düşünüyorum. Ama Lex Luthor'u niye öyle yaptıkları da belli, birazdan bahsedeceğim ona. Her neyse filmin castingi her filmle alakalı bir casting haberi çıktığında biz hepimiz böyle bir falan oluyorduk hani yani film bir anda aklımızdaki o büyük heyecan verici şeyden yavaş yavaş böyle bir siz ne yapıyorsunuz lan moduna girmeye başlıyordu. İlk fragman yayınlandı okey ilk fragman güzeldi umut vaadi diyordu. İkinci fragman yayınlandı her şeyin içine sıçtı bununla alakalı bir vlogum var zaten. Yani nasıl bütün filmi verdiğini, filmde Doomsday'in olduğunu, ondan sonra bütün third act dahil her şeyi gösterdiğini fragmanın falan filan gibi hani şeylerin hepsini bütün filmi daha gitmeden bildiğimizi vesaire bunları zaten dediğim gibi vlogda bahsetmiştim. Hatta o vlogu çektikten sonra bazı gerizekalılar bana gelip o Doomsday değil salak sen nasıl çizgi roman okuyucusun Wraith o falan filan diye gözünden ışın attığını görmedin mi falan filan diyorlardı. Şimdi ben onlara aynısını söylüyorum. Öyle Wraith mi olur gerizekalı kafasının etrafında kemikleri veya buradaki kemikleri bilmem neleri görmedin mi? Dallama! Öyle Wraith mi olur? Wraith dediğin dümdüz adam. Yani adam değil birazcık dark side andırıyor görünüş olarak ama sonuç olarak şey değil yani tam kriptonlu mriptonlu mesela bilmem ne falan ama gerçi birazcık o konsepte de yaklaşmışlar açıkçası. Wraith konseptine de yaklaşmışlar. Yani Wraith'le Doomsday'ı alıp bir çakıştırıp bırakmışlar gibi ortaya bu garip yaratık çıkmış gibi ama filmde ismi Doomsday olarak geçiyor. Yapacak bir şey yok. Haklı olan benim. Haha! Ego tamam. Şimdi Batman vs. Superman'dan bahsetmeye Superman. Evet.
Batman vs. Superman'dan bahsetmeye başlayalım. Filmle alakalı neler düşündüğümü zaten incelemenin girişinde söyledim. Dün akşam filmi seyrettikten sonra seansdan iç çıktığımda yani insanlara ilk gönderdiğim mesaj "What a huge pile of crap" oldu yani. Hani ne kadar boktan bir şeydi bu diye. filmle alakalı sıkıntılardan bahsedelim. Öncelikle DC Marvel olmaya çalışıyor. Bunu artık şey yapmamızın hiçbir anlamı yok. Yani tartışmamızın hani hiçbir anlamı yok. Bu yıllardır bilinen bir şey. Marvel hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Kendine ait bir evren oluşturdu. Her karaktere bir film çekti. Sonra o karakterleri bir filmde birleştirdi. Hepimiz o karakterleri tanıyorduk. Biliyorduk kim olduklarını. Geçmişlerini, aktörleri de tanıyorduk aynı zamanda. Aktörleri de alışmıştık daha önceden. Her şeylerini biliyorduk kısaca o karakterlerin ve hepsi bir araya geldiğinde o karakterlerin bize teker teker tekrar anlatılmasına gerek yoktu. Biz onları zaten tanıyorduk. Bu noktadan sonra artık karakterlerin birbirleriyle etkileşimi önemliydi. DC ne yaptı peki? Marvel'ın Avengers'dan vesaire hayvan gibi para kazandığını görünce gaza geldi beyefendiler. Bizim de yapmamız lazım aynı boku dediler ve DC Cinematic Universe'ı kurmaya karar verdiler. Man of Steel ilk filmdi. İkinci filmin ne olması gerekiyordu normalde? Bir Batman solo filmi, bir Wonder Woman solo filmi, belki bir Aquaman solo filmi, bir Flash solo filmi. Yani en az bir 5-6 tane film çekmeleri gerekiyordu ki de ondan sonra Justice League gelebilse ya da ilk Batman solo filmini çektikten sonra mesela Batman vs. Superman'i çekebilirlerdi belki de. Olabilirdi böyle bir şey. Ama onlar ne yaptılar? Bir an önce Justice League'e girmek istediler. Bir an önce karakterleri bir araya getirmek istediler. Bir an önce bir evreni kurmak istediler. Birbirlerinden ayrı ayrıymış gibi gözüken bir sürü filmler çekmek istemediler. Çünkü bu onlara zaman kaybettiriyordu. Çünkü Marvel giderek ilerliyordu. Çünkü o kadar zamanları yoktu. Bunlar o şeye girene kadar, o evreni kurana kadar süper kahraman film furyası bitebilirdi. Çünkü bu furya bitebilir şu anda çok güçlü olsa da. Şu anda gerçekten box office'de hayvan gibi para kazansa da. Süper kahraman furyasının da herhalde sonu gelecektir yani. Hani Western furyası zamanında bitmişse eğer. Yani ta zamanda Amerikan sinemasına hükmeden Western, cowboy filmlerinin furyası bitmişse ve şu anda senede en fazla 2-3 tane cowboy filmi görüyorsak biz. Ki aslında iyi bir rakam bu arada. 2-3 tane cowboy film de hiç fena değil. Düşününce. Yani hani ama zamanda çok daha fazlaydı yani. Hani bütün filmlerin öyle olduğunu düşünün. Hani eğer o kadar az görüyorsak eğer hiç de yani hani süper kahramanların da bitmesi olasılıksız bir şey değil. Olabilir yani. Süper kahraman filmleri de bitebilir. Bu furya bitebilir ve DC'nin bu furya bitmeden hemen ne olabildiğince para kazanması gerektiğinden direkt olarak Batman vs. Superman'den girdiler evreni korumak için ve ne kadar büyük bir hata yaptıkları şu an açıkça önümde açılan şeyden Rotten Tomatoes'tan falan filan inceleme puanlarına falan bakıyorum. Ne kadar büyük bir hata yaptıkları zaten açıkça ortada. Batman vs. Superman o kadar darmadağın bir film ki, o kadar darmadağın ki yani hani neyin nerede olduğu bildiğiniz filmin içinde bir sürü farklı film var gibi. Hani bir sürü farklı filmi birleştirip böyle sahne sahne oradan buradan bir şeyler kesip yapıştırmışlar ve ortaya bu film çıkmış gibi. Hikaye o kadar bir şekilde dağınık bir şekilde ilerliyor ki ve o kadar çok garip ya. Hani o kuramıyor. Film kendini build up yapamıyor yani. Açıkçası filmin başlangıcı oldukça vaat ediciydi benim için. Yani ben filmin girişini sevmiştim işte. Önce kısaca Bruce Wayne'in geçmişini gösteriyorlar. Hemen çünkü Batman'i kurmaları gerekiyor. Sonra Man of Steel'ın sonundaki olayları gösteriyorlar. Her şeyin yok olması bilmem ne falan. Yani onca şeyin yok olmasından sonra hani bunun bir sonucu olmalı diyorsunuz ama film Man of Steel'da bunun bir sonucu olmadığı için bir anda ha galiba bunun bir sonucu olacak diyorsunuz bu filmde. Yani Superman bu olaydan yargılanacak. Bu olayın bir önemi var yani. Yani ilk filmdeki olay boşa gitmedi. Bunu bir plot point olarak kullanacaklar falan filan diyorsunuz. Çok kullandıkları söylemez. Yani hani çok az yani ucundan bir yerden hani böyle de bir olay olmuştu şeklinde geçiştirip gidiyorlar öncelikle. Kullanmıyorlar onu. Yani hani işte Bruce Wayne'in olaya dahil oluşunu gösteriyorlar en azından. İşte arkadaşların o şeyden çalışanların bilmem nelerin o binadan kurtarmaya çalışıyor. Herkesi kurtaramıyor vesaire. Bunun yüzden işte ister istemez Superman'e ufaktan bir garezi oluyor. Superman'i tehlikeli bir düşman olarak görmeye başlıyor falan filan. Zaten oralar da acayip saçmalık bu arada. Olayın ilk böyle bir flash ile flashback'le başlıyoruz. Sonra 18 ay sonraya atlıyoruz vesaire. İşte dünya hani Superman'i hala kabul edememe aşamasında hala olayın. Yani Superman'in
güzel bir soru soruyorlar. Superman olmalı mı diye bir soru soruyorlar. Hani bu dünyanın Superman'e ihtiyacı var mı falan filan değil de Superman olmalı mı? Hani yani işte o sırada böyle bir hani kanunlar, bilmem neler, cartlar, curtlar, işte Superman dünyaya ait değil, dünya insanlarındır, zart zort bir dünya geyik dönüyor zaten. Evet, yani işi eğer güzel işleyebilselermiş eğer o kısımları, açıkçası ya olabilirmiş, hani doğru bir konsept. Ama bu kendi başına, başlı başına bir film olabilirmiş. Olay orada zaten. Ve bence Man of Steel'ın olması gereken oydu zaten. Hani Superman'in dünyaya tanıtılması ve insanlığın Superman'e hazır olup olmadığı. Bu başlı başına bir konsept. Başlı başına, kendi başına bir film. Bu filmde Batman'in olmasına, Batman'in Superman'le savaşmasına, sonra Doomsday'ın hikayeye girmesine, sonra Doomsday'ın hepsinin savaşmasına, sonra Justice League'in kurulmasına falan gerek yok. Yani bu başlı başına bir film olabilir normal, kendi içinde. Superman, dünya tarafından, yani dünya Superman'i kabul edebilir mi? Superman'in dünyada bir yeri var mı? Superman'in kanunların insanların üstünde olması doğru mu? Ya kanunların üstünde değil ama insanların üstünde olması doğru mu? İnsanlar bu kadar büyük ve güçlü bir varlığı kabul edebilirler mi? Veya insanların Superman'i tanrı gibi görmesi, kurtarıcı peygamber gibi görmesi falan filan gibi konseptler ama Superman'in böyle görülmek istememesi falan. Bunların hepsi güzel konseptler, bir film oluşturmak, bir hikaye oluşturmak için güzel konseptler. Ama bunu 2,5 saatlik filmin içine aynı ve iki karakterin olduğu, hatta 3 karakterin olduğu bir filmin içine yerleştirdiğinde iyice olay sapıtıyor. Bir işin o kısmı var. Superman'in doğru düzgün filmde konuştuğunu bile hatırlamıyorum. Sadece böyle bir gözüküp böyle bir surat somurtup falan kayboluyor genel olarak filmde. Yani kaç kere konuşuyor bilmiyorum filmde ama çok fazla konuşmadığını düşünüyorum açıkçası. İşim Batman kısmı var. Olayın Batman kısmı zaten Ben Affleck iyi bir Batman. Ben Affleck iyi bir Bruce Wayne. Öyle söyleyeyim. Ben Affleck uyumuş. Ben sevdim Ben Affleck'i. Batman olarak, Bruce Wayne olarak yani oturduğunu düşünüyorum karaktere. Gerçekten bence bir sıkıntı yok. Hani şu anda da zaten çok az insanın hala Ben Affleck'te sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Adam zaten sergilemiş şeyini. Bir şekilde oyunculukta yapmış. Batman'e uymuş, Bruce Wayne'e uymuş. Fiziksel olarak da uyuyor, görüntü olarak da uyuyor. Her şekilde Batman güzel görünüyor. Her ne kadar ilk böyle kostümleri falan filan gösterdiklerinde Batman'in kostümü birazcık böyle bir falan gibi gözükmüştü uzaktan bakınca. Böyle bir garip gözüküyordu ama filmde hiç yadırgamadım açıkçası. Hatta yani şu ana kadarki Batman live action'ları içerisindeki en iyi Batman portresinin bu olduğunu bile düşünüyorum. Evet, Dark Knight Rises filmini her ne kadar çok sevsem de oradaki ne Bruce Wayne ne de Batman portresini çok sevdiğimi söyleyemem. Yani görüntü olarak. Görünüş olarak çok sevmiyorum Dark Knight filmlerindeki Batman kıyafetini, kostümünü ama bu filmdeki güzel görünüyordu. Şimdi Batman kısmıysa, Batman hikayesiyse İlk başta credits akarken filmin girişinde Ben Affleck'in isminin Henry Cavill'dan yani Superman'i oynayan amcanın daha üstte geldiğini gördüm. Bu da bir an böyle bir bu film daha Batman odaklı bir film olacak galiba izlenimini oluşturdu bende. Değil. Bu film ne Superman odaklı ne de Batman odaklı değil. İkisinin de odağını filmde hissedemiyorsunuz. Böyle bir sıkıntı da var işte. Batman yani Superman ve ismi Batman ve Superman olan bir filmde yeteri kadar Batman ve Superman'i gördüğümü hatırlamıyorum ben. Böyle bir şey olabilir mi ya? Düşünün yani hani birazcık zorlasak sanki Lois Lane'i veya Lex Luthor'u daha fazla gördüğümüzü bile düşüneceğim yani. Yani öyle söyleyeyim. Neredeyse daha fazla gördüğümüzü bile düşüneceğim yani o iki karakteri. Batman dediğim gibi bazı güzel aksiyon sahneleri var. Daha önce hiç Batman filminde olmayan bazı aksiyon sahneleri var. Özellikle filmin sonuna doğru bir sahne var. Son yayınlanan Final Trailer'da gördüğünüz o filmin fragmanın giriş sahnesindeki Batman bir yere gidiyor. Takır takır herkesi dövüyor bilmem ne. Orası filmin başı falan değil. Ben bir filmin başı olması bekliyorum. Filmin baya baya sonları orası. Oralar güzel sahneler. Ama Batman'le alakalı en büyük problem ne? Batman çatır çatır adam öldürüyor filmde. Çatır çatır adam öldürüyor. Bildiğiniz herhalde 20 leşi falan vardır bu filmde en azından. Batman konsepti nedir abi? Batman kimseyi öldürmez. Bakın Superman bile can alır. Hani yeri geldiğinde. İlk filmde en çok milletin takıldığı şeylerden biri oydu. Zod'u öldürmesi.
bir geçmişe dönün, Christopher Reeve dönemindeki Superman 2'yi hatırlayın. Orada da Superman Zod'u öldürmüştü. Hatırlıyor musunuz? Sadece Zod'u değil hatta. Üçünü birden ölümüne sebep olmuştu yani o Kryptonların. Aynı şey burada da geçiyor. Yani Man of Steel'da da oldu. Yani Zod öldürdü ve bu yüzden insanlar çıldırdılar zaten. Nasıl öldürebilir falan filan diye. Superman Batman değil. Batman ölüm konusunda çok şey, kafa yemiş bir karakter. Cidden hani ölüm konusunda cidden böyle hani kesinlikle o çizgiyi aşmamak konusunda fazla kararlı olan bir karakter. Superman ise insanları korumak için bazen fedakarlıklar yapılması gerektiğini düşünen bir karakter ki bu konuda Superman'e daha çok katıldığımı söylemem lazım. Her ne kadar büyük bir Batman fanı olsam da, Batman en sevdiğim süper kahraman olsa da burada yani bu konuda kesinlikle ben Superman'in daha haklı olduğunu düşünüyorum. Bazen kendinden, kendi şeyinden, prensiplerinden, hayallerinden, yani hani görüşlerinden, dünya görüşlerinden birazcık taarruz vermek zorundasındır birilerini kurtarmak istiyorsan. Bu konuda Superman'e daha çok katılıyorum. Ama Batman her ne olursa olsun o çizgiyi geçmemek konusunda çok inatçıdır. Her zaman için ne bileyim hani yanlışlıkla ateş ettiğini, mesela elinde bir silah olduğunu düşünelim ve yanlışlıkla ateş ettiğini düşünelim. Tamam mı? Bir düşmana doğru. Yani o noktada normalde Batman Superman kadar hızlı olsa ne yapar biliyor musunuz? Ölüm pahasına bir anda hızlanır ve kendi mermiyi kendi vücuduyla durdurur. Öyle bir karakterdir yani hani. Kendi ölümünü yeğler başka birinin ölümüne sebep olmaktansa. Ya Batman böyle bir karakterdir. Bu filmde ise anam lan nasıl bir katliam yaptı herif? Arabayla diğer arabaların üzerinden geçmeler, ona çarpıp öbür arabanın üzerine atıp ikisini birden havaya uçurmalar, ateş edip patlatmalar, bilmem neler. O şey sahnesinden bahsetmiyorum orada, rüya sahnesinden bahsetmiyorum. Bir rüya sahnesi var filmde, bu çöl sahnesi, fragmanları da görmüşsünüzdür. İşte Batman kollarında Superman işaretleri olan düşmanlar üzerine geliyor, onlarla kapışıyor, bilmem ne. Fragmanda sadece bir boyun kırmaya benzeyen bir sahne vardı. İnsanlar acaba gerçekten orada boyun mu kırıyor demişti. O boyun kırmadan önce neler yapıyor? Beyefendi tabanca veriyor, tak tak vuruyor, kalaştık o çekiyor. Tuuu falan milleti tutarıyor falan filan yani. O gene eşi bir şey. Şeyde ama rüya olmayan sahnelerde o böyle ne bileyim arabayla milletin üzerinden geçmeler, dediğim gibi patlatmalar, sonra o şey sahnesinde işte adama grappling kurt atıp koluna çekip aşağı çekip düşürme, içeri giriyor herifin bıçağını alıyor, saplıyor herife falan filan, adamın arkasında şey var işte flamethrower, flamethrower'un gaz tankı patlayıp herifi alev verme, her şeyi hava uçurma falan. Ne yapıyorsun lan? Biz içeri bir sürü adam dolu olan depoyu havaya uçuruyor falan. Oğlum ne yapıyorsun? Batman bunu da seyrettik filmi öyle. Bu nasıl bir Batman portresi lan diye seyrettik filmi. Ha bir de şey var tabi, yakaladığı düşmanları dağlaması var. Yani damgalıyor bildiğiniz şeyle. Batman sembolü damgalıyor. Ve o ne demek oluyormuş biliyor musunuz? Öğrendiğimiz kadarıyla, filmin söylediğine kadarıyla. Hapishaneye gidince o karakter, yakalanan o suçlu hapishaneye gidince Batman damgalı olanlar bildiğiniz hapishanede öldürülüyorlarmış. Bildiğiniz Batman bunun için damgalıyormuş denildi. Yani bu Batman'in orijinal fikri bu olmayabilir ama yani hani hapishanedeki arkadaşlar böyle anlıyorlarmış ve doğal olarak Batman buna sebep oluyor ama inatla Batman damgalamaya devam ediyor yani insanları, öldürülsünler hapishanede falan diye. Yani what the fuck diye hani filmi orayı bir seyrettik. Batman'in çizgiyi geçmesi ve katile dönüşmesi o geleceğe yönelik sahnede beni rahatsız etmedi. Orada tak 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 milleti öldürmeye başlayınca herkes böyle bir oldu sinemada ama beni rahatsız etmedi. Neden? O bambaşka bir dünya. Orası Injustice hikayesi. Belli ki Superman'in kötü olduğu bir hikaye orası. Gene ne olmuş? Lois'e bir boklar olmuş belli ki. Lois ölünce Superman kafayı yemiş ve dünyayı istila etmiş. Bildiğiniz dünya kendi ordusunu korumuş. Dünyayı ele geçirmiş beyefendi falan filan. Ve orası artık bambaşka bir dünya olmuş. Arada ne olduğunu bilmiyoruz. Batman neler olduğunu bilmiyoruz. Belli ki Batman artık bir şeyler hani bir şeylerden geçmiş ki artık insan rahatça silah kullanabilir ve insan öldürebilir hale gelmiş yani hani. Orası başka bir hikaye, başka bir alternatif evren burası. Orada sıkıntım yoktu. O sende bir garipti bu arada. Batman de filmde müneccim bu arada beyefendi. Habire rüyalarında geleceği görüyor. O da ayrı bir olay. Ve bir de rüya içinde rüya falan görüyor beyefendi. Önce o rüyayı görüyor, ondan uyanıyor. Sonra Flash'ti galiba o. Galiba Flash'ti, emin değilim. Flash'e benziyordu ama kostüm birazcık garip olduğundan Flash gelip bir şeyi uyarıyor, Batman'i uyarıyor. Superman'le alakalı haklıydın. Galiba Superman'le alakalı diyor. He diye hitap ettiği için kimden bahsettiği bilmiyoruz. Onunla ilgili haklıydın. Anahtar Lois
Hani Louis'in ölmesine izin verme demeye getiriyor. Louis ölürse Superman kötü adama dönüşecek demek istiyor. İşte anahtar Louis falan, sonra da ben çok mu erken geldim ya falan diyor böyle bir. Orada evet ben öyle yaptım aynen, çok erken geldim. Bir en az bir 3 film falan var daha senin gelmen için falan dedim böyle bir. Hani yani öyle bir sahne yaşanıyor. Ve bu da Superman'in karakteri şeyini, Batman'in aynı zamanda Superman'e karşı gelme kararında da önemli bir etken oluyorlar. Sonra Batman ondan bir daha uyanıyor falan böyle. Yanında bir hatun yatıyor falan. Kim olduğunu bilmiyoruz yeten hatunun. Hani Bruce Wayne ne zamandır hani gördüğü her hatunla yatan bir karakter dönüştü onu da bilmiyorum ben. Gerçekten bilmiyorum. Çizgi romanları okudum. Daha önce filmlerini seyrettim. Çizgi filmlerini seyrettim. Ama hayatım boyunca hiç Bruce Wayne'in rastgele bir hatun evine getirdiğini hatırlamıyorum. Hani flörtleşir kadınlarla bilmem ne yapar eder de falan da Tony Stark da değildir be. Hani Bruce Wayne. Yani o kadar rahatça hatunlarla yatan bir karakter olduğunu hatırlamıyorum. Orada kameranın şarjı bitecek. Umarım devam edebilirim. O vardı gene başka bir sıkıntı. İşte Batman'in sürekli olarak birilerini öldürmesi muhabbetinden bahsettim. Eğer film bana Batman'in birilerini öldürmek için bir hani şeyden geçtiğini gösterseydi, bir karar aşamasından, bir şeylerden geçtiğini gösterseydi eğer, ne bileyim bir şeyler olmuş mesela, geçmişe yönelik bir şey olmuş. Mesela Robin'in öldüğünü biliyoruz. Robin ölmüş. Üzerinde de haha Jokes on you Batman falan yazıyor kostümün üzerinde. Elinde de bir ne var? Şömine demiri gibi bir şey var. Muhtemelen onunla öldürülmüş hatta. Joker öldürmüş belli ki. Hani mesele o olaydan sonra Batman kafayı yemiş olsa hani ve artık ondan sonra öldürmeye karar vermiş olsa, bir flashbackle bunu gösterseler okey. Hiç sıkıntı değil. Batman dediğim gibi her ne kadar Batman'in konsepti asla öldürmemesi olsa da yeterli sebep verildiğinde ben süper kahramanların düşmanlarını öldürebilmesi gerektiğini her zaman düşünmüşümdür. Nasıl Superman'e katılıyorum diyorsam Batman'e de, Batman'in de hani onu yapabilmesi gerekiyor bence. Hani Batman'in hiçbir zaman adam öldürmüyor olması, onun bunun konsepti olmasına her ne kadar saygım olsa da ben öldürebiliyor olmasını tercih ederdim açıkçası. Açıkçası yani açık ve net söyleyeyim, ben öldürebilmesini tercih ederdim. Batman'in o kararlılığı gösterebilmesini tercih ederdim. Ve bu filmde bana bu flashback'le falan filan açıklasalardı birazcık mıy 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 ederdim ama bu kadar değil. Hani birazcık böyle bir ya orayı da güzel işlememişler, hani daha iyi gösterilebilirdi. Keşke onun yerine kendi filmi olsaydı da orada görseydik o sınırı geçti falan derdim muhtemelen. Ama bu kadar uzun süre niye deyip durmazdım. Niye Batman çatır çatır adam öldürüyor lan? Niye? Yani hani sadece hani bu mu yani? Yani bu evrende Batman adam öldürüyor. Ya yani bu mu yani bunun açılımı? Zack Snyder'ın kurduğu işte DC Cinematic Universe'da Batman adam öldürüyor. Bu mudur yani? Yani diyebileceğim bir şey yok. Ya yani ben bu filmde Batman'i görmedim. Ben bu filmde bir Punisher gördüm resmen. Resmen Punisher'dı lan adam. Aptallık konusunda da Punisher'dı bu arada. Yani hani. Superman konusu da o kadar kafaya takmış durumdaydı ki Superman'in dünyayı de geç yok edip yakabileceğini o kadar inanıyorduk ve sürekli olarak onunla rüyaları görmek, işte Lex Luthor'un da aynı zamanda Batman'in Superman'in birbirine düşürmeye çalışması, hani sen ne ara Batman'in Superman'i birbirine düşürmeye karar verdin, Batman'in Superman'i alt edebileceğini nereden çıkardın, hani nereden öyle bir izlenime kapıldın, Batman kesin yener Superman'i falan gibi bir muhabbet, hani nereden girdin, onu nasıl kurdun. Sonra bir kriptonitin bulma meselesi var. Hadi oradan olduğunu düşünelim. Lex Luthor çünkü kriptoniti buluyor. Sonra o kriptoniti Batman çalıyor. Hani hadi oradan yola çıkarak. Kriptonit madem Batman'de o zaman Batman'i öldürebilir dediğini düşünelim. Ama yani Superman'i mahvetme planı çok önden beri var Lex Luthor'un. Hani ta ilk o neredeydi? Afganistan mıydı? Neresi orası? O filmin başındaki o çöl bölgesinde bir yerlerde ne oluyor ya? Dışarıda bu arada. Çöl bölgesindeki bir yerlerde bir plan kuruyor güya. İşte Superman'i şeylere suçlu göstermek için, dünyaya suçlu göstermek için. Orada işte teröristler öldürülüyor falan. Superman'in onları öldürmeye hakkı var mıydı falan diye herkes birilerine soru soruyor. Kimse niye o cesetlerin üzerinden kurşun çıktığını ve Superman'in niye onları kurşunla öldürmesi gerektiğini sorgulamıyor falan. Of. Ne salak filmdi ya. Batman dediğim gibi ayrı bir mal zaten. Lex Luthor gibi bir adamın planını hiçbir şekilde fark edemeden koskoca dünyanın en iyi dedektifi Batman. Filmde hiçbir dedektifliği yok bu arada. Filmde tamamen kaba kuvvetten ibaret yani. Batman'in hiç öyle bir araştırmacılığı bilmem nesi falan yok. Bildiğiniz kaba kuvvet herif. Pat kütmeyle de dalıp değişiyor sadece. Öyle bir adam yapmışlar Batman'i.
Hani her ne kadar görüntü olarak güzel olsa da iç olarak, kafa yapısı olarak Batman'le hiçbir alakası yok kısacası seyrettiğimiz şeyin. Tam bir embesil. Kendi kendine garez yapıyor, kendi kendine sinirleniyor, ediyor. Elbette ki bir metropolis var, çalışanların ölmesi muhabbeti falan filan var da. Yani açıkçası dünya işgal altında lan o anda. Yani kriptonlar dünya işgal etmişler. Sen bir gidip kurtaracaksın amına koyayım kriptonlardan dünyayı o noktada, değil mi? Yani tamam her ne kadar Batman fanıyım ama birazcık da tarafsız olmam lazım yani bu tarz zekalar. Sen mi kurtaracaktın Batman dünyayı? Superman kurtardı ve Superman dünyayı kurtarması için de evet o her taraf yıkıldı edildi. Bunda sonuçta ha bunun tabii ki hesabını vermesi gerekiyordu, vermedi. Superman'e böyle garip bir plan kuruluyor Lex Luthor. Bilmem ne, Batman yiyor harbiden bunu sonra. Planını uyguluyor Superman'i öldürmek için. Superman'in ağzına sıçıyor bu arada. Bayağı iyi dövüyor Superman'i. Ve ben normalde Batman vs. Superman kavgasının çizgi roman yani tarihindeki en iyi kavgalardan biri olduğunu düşünüyorum. En havalı, en cool savaşlardan biri olduğunu düşünüyorum yani hani onu. O da çünkü Dark Knight Returns'de nedir? Batman vs. Superman kavgası. Superman devletin bir köpeği olmuştur. Amerika Başkanı dediği her boku yemektedir. Batman devlet karşıdır. Batman insanların tarafındadır. Batman halkın tarafındadır. Onları korumaktan yanadır. Ve bu yüzden de hani halkı korumayı başardığında ve yani şeyin beceremediği, Amerika hükümetinin beceremediği şeyi Batman başarıp halkı koruduğunda Amerika yani kendini hani Batman tarafından küçük düşürdüğünü görünür. Superman'i Batman'in peşinden yollarlar. Superman'e gitsin Batman'e bir ders versin falan filan diye. Çünkü Superman bir tanrıdır ya da Tanrı'dan sonraki en iyi şeydir. Kameranın SD kartı dolduğu için tam orada böyle havalı bir konuşma veriyordum ama maalesef iptal olmuş. Ne demiştim? Superman nedir? Tanrıdır. Ya da Tanrı'nın yanındaki en iyi şeydir. Amerikan başkanı öyle söyler yani hikayede. Batman ise nedir? Batman ise insandır. Batman ise halktır. Batman halkı sembolize eder. Batman halkın gücünü, halkın birliğini, beraberliğini temsil eder o hikayede. Ve Amerika hükümeti Batman'in üzerine Tanrı'yı saldığında ve ona bir mesaj vermek için bizi küçük düşüremezsin sen falan filan diye üzerine Tanrı'yı saldığında Batman işte şeylerin tüm herkesin gücünü kullanarak, ekibinin bilmem nesinin falan filan gücünü kullanarak o Tanrı'yı yerle bir eder. O Tanrı'yı dizlerinin üzerine çökertir. Ve ona hani der ki işte sen bir Tanrısın evet ama bak nasıl çökerttik seni, nasıl birlik beraberlikten gelen gücümüzle. Ve şu an sen de şeyi hissediyorsun, bizim her gün hissettiğimiz şeyi hissediyorsun. Ne kadar da büyüksün, ne kadar da güçlüsün, bizim üzerimizde ne kadar da hani bize göre ne kadar üstün bir varlıksın. Ama şu anki haline bak, şu an biz ne hissediyorsak onu hissediyorsun. Kendi ölümünü, kendi zayıflığını ve şu anda hayatım benim ellerimde. Biz bunu yaşamımızın her gününde hissediyoruz. Anla işte falan filan diye hani böyle... İşte birlik, beraberlik, bilmem ne, Hulk, Batman, fuck yes diye böyle oralarda hani şey yaparsın. Okursun böyle çizgi romanda, kafayı yersin falan. Çok havalıdır, çok iyidir. Bunda ise yani hani Batman, Superman'i çatır çutur döverken içimden tek hissettiğim şey ya Batman seni tutuyorum tamam hani o kavgayı kazanmanı istiyorum ama şu anda Superman'i o kadar gereksiz yere dövüyorsun ki Superman'in şu anda hiçbir suçu yok. Hiçbir suçu yok. Boşuna dövüyorsun onu. Yazık ediyorsun Superman. Superman masum. Ama sen embesilin tekisin bu filmde ve bunu anlayamayacak kadar moronsun. Sen dünyanın en iyi dedektifisin lan. Nasıl Superman'in yani tüm o olayların sorun olduğunu düşünebilirsin ya. Yani hani çok aptalcaydı ya. Ve tabii bir de son arc var. Filmin son arc'ı. Third Act'ti. Fragmanlarda gördüğümüz ve inatla Zack Snyder'ın hayır o third act değil, Doomsday'dan fazlası var bu filmde dediği kısım. Doomsday'dan fazlası falan yok, third act, Doomsday. Çok sevgili Joker varimsi Lex Luthor. Bu arada Lex Luthor evet bayağı Joker varimsi, hani şeyle hiç alakası yok. O kaotik sakin edadaki Lex Luthor'la hiçbir alakası yok. Direkt böyle falan modunda böyle bir garip bir Lex Luthor. Beyefendi Doomsday'ı yaratıyor Zod'un cesedinden. Yani ondan sonra Doomsday ile savaşıyorlar. Sonra Wonder Woman hikayeyi daha alıyor. Daha önce böyle çok kısa kısa gösteriyorlar. İşte aralarda sırf hani Justice League'i kurduklarını belli etmek için işte Flash'ı gösteriyorlar. Aquaman'i gösteriyorlar. Cyborg'u gösteriyorlar falan. Neyse işte
İşte en son Wonder Woman bir anda savaşa dahil oluyor falan. Türk Hava Yolları'nda önce tam uçacakken, nereye gidiyorsa artık Türk Hava Yolları'nda tam uçacakken bir anda işte vazgeçip geri geliyor bizimkileri yardım etmeye falan filan. Ve o noktadan sonra Batman'in zaten filmdeki yeri tamamen yok oluyor. Batman'in filmdeki hiçbir amacı kalmıyor. Doomsday'i belirdiği anda hikayede Batman'in olayı bitiyor filmde. Ve tam o anda hissediyorsun işte Batman'in bu filme neden eklendiğini ve sadece Justice League'i kurmak için Batman karakterini filmde nasıl harcadıkları, nasıl içine sıçtıkları tam o anda belli oluyor. Doomsday beliriyor, Wonder Woman ve Superman Doomsday'la dövüşüyorlar hayvan gibi, Batman'i görmüyorsun. Batman uzaktan böyle bir arada bir şeyler atıyor, gaz bombası falan atıp saklanıyor falan böyle. Yani işin içinde Batman'in olduğu bir hikaye, sen Doomsday gibi bir karakter eklersen Batman'i ister istemez yani yok etmek gerekiyor hikayeden. Çünkü Batman'in Doomsday'a karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Yok. Yani hani ve Batman'e de filmin yani koymalarının tek sebebi para kazanmak olduğu, Batman'in işte hani Batman'in üstünden para kazanmak olduğunu tam o anda anlıyorsun yani hani. Eğer yapmak istediğin şey Doomsday hikayesiydiyse Batman vs Superman yapmasaydın sevgili Zack Snyder. Doomsday'i son 15 dakikada, son yarım saatte diyelim hatta filme sokup zaten çorba olan hikayeyi iyice çorbaya çevirmeseydin olmazdı yani, değil mi? Film tam orada bitebilirdi biliyor musunuz? Yani hani Batman Superman savaşının bittiği noktada Batman'in Superman'i bir anda hani bir anda şeyin gelip Martha ismini duyunca bir anda onca zamandır biriktirdiği garez falan filan hepsi bir anda yok olup bir anda Superman'in de tutup hadi birlikte çalışalım kanka bundan sonra ölümüne kankayız falan muhabbeti hani yapmaz da çok ayrı bir sahneydi. Abi ne kadar embesil sahneler vardı filmde ya. Lois Lane'in o Kryptonit'ten yapılan asayı götürüp önce suyun içine atması. Saçma sapan bir suyun içine. Sonra Doomsday çıkınca olan o asa lazım diye tıpış tıpış gidip geri alması falan. Ondan sonra geri alamayıp orada sıkışması. Sonra Superman'in gelip dur ben çıkarayım madem onu deyip suya dalması falan böyle. Ve o sırada ben bildiğiniz bayağı bir güldüm ya. Ciddi güldüm yani sinemada hani. Özellikle şeyde yanında Cansu vardı işte Cansu ile seyrediyorduk falan. Superman dalıp asayı almak için suya daldı ben. Ne yapıyorsun amına koyayım manyak mısın dedim. Cansu ben ne oldu ki dedi. Ne oldu ki dedi. Kryptonite dedim. Ha oldu böyle mi? Yani hani what the fuck are you doing? Kryptonite almak için niye sen de uyuyorsun? Gerizekalı, manyak. Lan Lois kendine gelmişti. Geri dalıp alsaydı yani böyle hani. Abi çok what the fuck. Ya çok garipti ya film. O kadar şu an vloga tam bir gün sonra devam ediyorum. Dün kameranın şarjı bitti, zart oldu, zurt oldu falan filan derken çekemedim. Şu an tam kaldığım yerden devam ediyorum. Ne demiştim en son? Çok aptalca sahneler vardı filmde. Bayağı bir embesilce sahneler vardı ama hani en büyük sorunu filmin, özellikle en büyük sorunu bunun bir versus filmi olarak bize resmedilmesine rağmen, Batman vs Superman filmi olmasına rağmen bu gerçekten bir versus filmi değil ve bir versus filmi gibi de hissettirmiyor başından sonuna kadar. Yani o kavga gerçekten yaşanmasa film ne kaybeder diye şöyle bir düşünüyorum. Çok fazla bir şey kaybetmez. Hani bir şey build up yapıyorlar gibi gösteriyorlar ama hiçbir şey build up yapıldığı yok. Batman kendi kendine kendini bir tarafta yiyor böyle Superman falan filan diye. Superman'in hiç umurunda değil. Batman aklına gelmiyor bile. Hani fragmanlarda bir şey gösteriyorlar ya işte ikisi de birbirlerini onaylamıyor. Superman Batman'i onaylamıyor, Batman Superman'i onaylamıyor. Yani Superman'e göre Batman çünkü hani kanunu kendi kafasına göre eline alan bir adam. Hani kanunu kendini kanunun üstünde kabul eden bir adam ve kendi kafasına göre suçları cezalandırmamalı. O yüzden kesinlikle Batman'i onaylamıyor. Batman tarafındaysa Superman tehlikeli bir uzaylı. Hani eğer isterse tüm dünyayı yok edebilir. Ve bu motor sesini bilmiyorum. Umarım çok fazla gelmiyordur. Kesinlikle geliyordur yani. Neyse sustu. Hani normalde bunun üzerine gidilir değil mi? İkisi de film boyunca işte birbirlerinin hareketlerine birbirlerine birkaç kere müdahale ederler falan filan. İkisi de böyle bayağı sinirlenirler. Finalde de kapışırlar. Film biter. Normalde olması gereken bu. Böyle olmayacağını zaten biliyorduk. Fragmanlarda Doomsday'ı gördüğümüz için ama gene de hani ben daha iyi bir build up yaparlar diye düşünmüştüm. Yapmıyorlar. Sadece Batman sinirleniyor. Sadece Batman gıcık oluyor Superman'e. Superman bir noktada şöyle bir Batman'e bir falan yapıyor böyle. Bir daha da müdahale etmiyor. Ya Batman'e gerçekten bir daha takmıyor filmin geri kalanında. Ve Superman'le Batman en sonunda tekrar Lex Luthor'un arka planda manipülasyonlarıyla karşı karşıya geldiklerinde Superman'in savaşmaya hiç niyeti yok. Superman Batman'den yardım istemeye geliyor o sahnede hani. Ya Bruce yardımına ihtiyacım var diye geliyor.
Batman ise bildiğiniz şeye gelmiş, gaza gelmiş, bildiğiniz hani böyle mızıkçı bir çocuk gibi, böyle hani kesip oyununu kaybetmek istemeyen ya da hani en başından beri oyunu elinden al, oyuncağı elinden almak istemeyen bir çocukmuşçasına Superman'e benzetiyor. Zaten bunun ne kadar kötü olduğunu söylemiştim yani. Hani tek taraflı bir dövüş var orada. Superman genelde sadece kendini korumaya çalışıyor, Batman'e çok fazla zarar vermemeye çalışıyor. Batman ise bu tabii ki fırsattan yararlanarak, Superman'in kendi gücünü ortaya sunmamasından yararlanarak baya baya Superman'in ağzına sıçıyor. Ha şöyle bir gerçek var. Superman eğer gerçekten tabii ki Batman'e karşı savaşmak istese, Batman'in hiçbir şansı yok. Doğal olarak zaten iki karakterin kapışması zaten en başından itibaren çok mantıklı bir şey değil. Yani burada bunu savunacak değiliz. Hani Batman hazırlıklıysa Superman'i yener falan filan muhabbeti yapmayacağız. Hani o muhabbeti yapmak gerçekten bazen saçma. Ha Batman'i yenemeyecek kimse yok. Bu ayrı mesele de yani hani işte şartlar doğru olduğunda her zaman için. Çünkü şeyde de öyledir zaten. Dark Knight Returns'da da öyledir. Batman ve Superman karşı karşıya geldiklerinde Superman aslında bir mesaj vermeye gelir oraya. Amacı ne Batman'i yaralamak ne Batman'e zarar vermektir. Hani Amerikan hükümetinin mesajını vermeye ve birazcık gözdağı vermeye gelir. Ve Superman'in hani savaşmak istememesini kullanarak ve Batman bunu bilir, bunu önceden planlamıştır. Yani Superman'in ona karşılık vermeyeceğini planlamıştır. Ona göre kavga eder. Bu filmde öyle bir şey yok ama bu filmde Batman baya baya Superman'e karşılık vermesini planlayarak gidiyor. Hani çünkü sadece bir sahne var orada gerçekten. Oraya doğru giden hikayenin tam o noktasına, hani bir mesaj veren o noktasına gönderme yapan tek sahne ilk karşılaşmaları Batman ve Superman'in. Hani Superman der ki bir dahaki sefere şeyini görürsem, havada senin işaretini görürsem, yani hani kötü olur. Hani bir dahaki sefere havada kendi işaretini gördüğünde senin çağırdıklarında ona cevap verme der. Batman de onu kullanarak hani onu çağırır, hani sen gene mi bunu kullanıyorsun diye gelmesini bekler çünkü Superman'in oraya. Ha öyle bir olaydır hani orası. O çok ufak bir kısım. Sadece o bağlantı olarak sadece onu kullanmışlar. Çünkü film o kadar bağlantısız ki, olay örgüsü birbirinden o kadar bağlantısız ki. Film resmen içinde 7-8 tane ayrı film barındırıyor. Yani bu film içinde 7-8 tane ayrı film barındırıyor çünkü 7-8 tane ayrı plot point var. Yani hani ve bu kadarını tek bir filme bindirilmemesi gerektiği yıllardır bilinen bir şey. Spider-Man 3, Amazing Spider-Man 2 en güzel iki örnekleri bunlar. Ondan sonra X-Men Last Stand, Phoenix Arc'ı ve aynı zamanda Magneto'yu aynı anda koyarak hani filmin bayağı dengesini bozmak, bir sürü karakterin ölümüne sebep olmak, Zartürt vesaire. Ya bunun bayağı bir örneği var. Şu anda düşünemiyorum. Şu an bir düşünmeye çalışıyorum. Başka nerede örnekleri var diye. Bir şeyin içine çok fazla, bir filmin içine yani, ki bu film bir de 2,5 saatlik bir film düşünün. Ona rağmen çok dolu bir film. Bunun işte 3 saatlik bir director's cut'ı çıkacağı söyleniyor. Ve artı 18 olacağı, Deadpool sağ olsun. Deadpool sağ olsun bir R-rated 3 saatlik director's cut'ta eklenmiş versiyon çıkacağı söyleniyor. O çıktıktan sonra onu da seyreder, tekrar konuşuruz üzerine. O ayrı mesele. Belki oradaki kesilen sahneler hikayeyi daha iyi bağlamakta başarılı oluyordur. Daha iyi bir film yapacak mı? Belki puanını bir puan yükseltecek kadar iyi yapacaktır ama kesinlikle daha iyi olacağını düşünmüyorum filmin. Onu şimdiden söyleyeyim. Bu bunca hikaye arkının içinde işte Lois Lane'in oradaki mermiyi takip etmesi arc şeyi var, pilotu var ki kimin umurunda bilmiyorum yani. Hadi geç Lex Luthor'a çıkacağını onun biliyoruz yani. Lex Luthor'un filmin başından beri amacının Superman'i yıkmak olduğunu düşünürsek Lex Luthor'un aynı zamanda işte ne bileyim Dur Krypton gemisine girip hani sadece belli başlıkları kullanarak, Zod'un parmak izlerini kullanarak gemiyi harekete geçirebilmesi, Krypton gemisinin İngilizce komutlarla çalışıyor olması, İngilizce komutlarla çalışıyor olmasın acaba bunun Superman'in bildiği tek dil olmasına bir yormamız gerekiyor. Yoksa Krypton'da zaten mi İngilizce konuşuluyordu, ona falan filan hiç girmiyorum zaten, o bambaşka meseleler. Yerde oradaki hala şeyin ortasında çökmüş olan geminin içinde hala çalışan bir yapay zeka olması. Hala hani gemi içinde gezip falan bir hala komutları algılayan bir yapay zeka var hala geminin içerisinde. Ve Amerikalılar sürekli olarak onu incelemeye devam etmiyorlar. O teknolojiyi kendilerine geçirmeye hala çalışmıyorlar. Çok ilginç bir şekilde. Ya da çalışıyorlarsa biz filmde bunu hiç görmüyoruz. Geminin içi bomboş çünkü. Lex Luthor'a full access veriliyor. Gir hocam ne yapıyorsan yap falan. Zaten daha önce söyledim Lex Luthor'un nasıl manyağın teki olduğunu. Bildiğin senatörün yardımcısının ağzına şeker sokmalar, zartlar, zurtlar falan. Bakın bunca plot point'in yanında, bunca şeyin, bunca böyle filmin içinde sanki yeterince şey yokmuş gibi. Versus konusu yokmuş gibi. Justice League kurulması konusu yokmuş gibi. Ondan sonra Lex Luthor'un bilmem nesi, Lois Lane'in mermiyi araştırması,
İşte kriptonun dahi, kriptonitsinin yeni keşfedilmesi gibi gibi ve aynı hani dünyanın Superman'i kabul edip edememesi konusu gibi. Şu an bakın 6 tane plot point saydım size. 6 tane. Tek başına film olabilecek 6 tane konu saydım size. Bunca konunun yanında bir de yani hani çok böyle sanki boşmuş da çok fazla zamanımız varmış gibi bir de filme Superman ölümü konusu ekleniyor. Bu filmde Superman iki kez mi ne ölüyor? Bir nükleer bombayla vurularak böyle bir bütün derisi merisi gidiyor. Şeydeki Dark Knight Returns'daki olay o. İşte bir şeyle vurulduğunda, nükleer bombayla vurulduğunda böyle bir süre böyle bir uzayda şeyini görüyoruz. Hani böyle bir zombileşme mi diyeyim? Zombileşmek değil o. Yani işte nükleer aşırı radyasyona maruz kalmış böyle vücudu içine çökmüş bir Superman görüyoruz. Dark Knight Returns'da da vardı aynı şey. Bunda da var aynı şekilde. Bir orada ölüyor. Oradan bir güneş enerjisini alıyor. Bir geri dönüyor. Ondan sonra Doomsday ile savaşıyor. Kendini feda etmesi gerekiyormuş çünkü. Asla'yı Doomsday'ı hesaplayabilecek olan tek kişi oymuş çünkü. Yani çünkü hani yönetmen öyle istiyor. Yani hani öldürmeyen yönetmen öldürmez bazen. Bazen de öldürmek isteyen yönetmen öldürür. Yani o anda kendisi bir şekilde Doomsday'ın elini kolunu tutup da Wonder Woman'ın o asayı tutup sanki Doomsday'ı saplasa olmayacakmış gibi davranıyorlar. İnat da Kryptonit asasını, zaten Doomsday'ı da artık Kryptonit'le öldürülebilen bir yaratık yaptıkları için çok hoşuna. Doomsday'ı ancak o Kryptonit asasıyla yok edebileceklermiş. Superman Kryptonit asasını Doomsday'ı saplıyor, sonra da Doomsday onu saplıyor ve ikisi de birbirlerini öldürüyorlar. Şimdi Superman'in ölümü konusu için birazcık erken değil mi? Bu daha ikinci film ya. Bakın ben bu filmlerde hep iki filmlerde bunu hissediyorum. Man of Steel'de de Batman vs. Batman v Superman Superman filminde de hep aynı şey yaşanıyor. Olay gereksiz hızlı ilerliyor. Olması gerekinden gereksiz hızlı ilerliyor. Bunlar şu anda DC Cinematic Universe'ı kurmaya çalışıyorlar ama yavaşta almak gibi dertleri hiç yok. Yani ilk filmde dünyanın işte Superman'in tanınması zar, Zurtur'un falan filan ilk filmde yaşanması gerekirken ilk filmde daha direkt Zod'u dünyanın üzerine indirmek gibi bir boku yediler zaten daha. Hani doğru düzgün bir evren kurulmamışken Zod'u şeyin üzerine indirdiler. Şimdi daha Superman'i dünya tanımamış, yeteri kadar Superman'e daha bağlanmamış, yeteri kadar daha biz daha Superman'i yeteri kadar tanımamışken, Henry Cavill'ın Superman'i biz daha yeteri kadar tanımıyorken, hani Superman'in ölümünde onun için bir şeyler hissetmemiz bekleniyor bizden. Ne hissedebiliriz ki yani? Hani o karakteri tanımıyoruz ki, o karakterin kimlerle doğru düzgün ne ilişkisi olduğunu bilmiyoruz. O karakterin dünya için ne şey yaptığını, ne anlam ifade ettiğini hala bize yeteri kadar gösteremedin ki film. Hala onu bilmiyoruz. Hani dünya koruyucusunu kaybetti olayını bize yeteri kadar gösteremedin hala. Sadece bize bir Zod gösterdin, ikincisi Lex Luthor'u gösterdin. Superman'in bir sürü villada bilmem nesi zartı zurtu geldikten sonra, Superman bir dünya şeyin içinden çıktıktan sonra, bir dünya zorluğu açtıktan, bir sürü villanı alt ettikten sonra, eğer de geç öldürüldüğünde Superman hani böyle bir dünya koruyucusunu kaybetti moduna girebiliyorsun. Ama daha sen ikinci filmin sonunda Superman'i öldürme bokuna giriştiğin zaman yani bir, zaten inandırıcı değilsin. Hiçbirimiz Superman ölü kalacağına inanmıyoruz. Hani hiçbirimiz Superman'in o filmde ölü kalacağına inanmıyoruz. Yani yok böyle bir bok. Kendini feda ediyor dünyayı kurtarmak için beyefendi. İnanıyor musunuz? Yani Superman ölü kalacağına inanıyor musunuz? Bu daha ikinci film. Justice League geliyor. İki tane Justice League filmi geliyor şu anda. Superman'in olmadığı bir Justice League mümkün mü? Değil. Hani neyi nasıl kullanabilirler söyleyeyim mi? Eğer akıllılarsa, eğer zekilerse, Justice League Part 1 ve Part 2 olarak çıkacağı için film, eğer akıllılarsa, birinci filmde Superman'i koyarlar ama fragmanları veya hiçbir yere koymazlar. Filmin ne kadrosunda Henry Cavill'in ismi geçer. Ondan sonra ne afişlerde ne hiçbir yerde, fragmanlarda vesaire hiçbir yerde Superman'in filmdeki varlığını göstermezler. Superman ölmüş gibi davranırlar film boyunca. Filmin mesela ikinci act sonu veya üçüncü act başlangıcında bir yerde Superman dirilir. Ki bu filmin sonunda diriliyordu galiba. Tavutun üzerindeki şeyler kalkmaya falan başladı. Bilmiyorum. Tam orada bir yerde Superman dirilir ve tekrar hani Justice League'in lideri olarak yerine geçer. İşte düşman da kimse. Darkseid mi düşman olur? Muhtemelen Darkseid düşman olur yani. Hani. Onunla kapışırlar. Hani diyelim ki. Ya da Darkseid'den önce başka biriyle kapışır. Mesela Brainiac gelebilir. Justice League Part 1'da. Darkseid'e öncü olarak. İkinci film asıl Darkseid'e şeydir. İlk filmin böyle şeylerine sonuna doğru gelirsin. Superman'in gerçekten öldüğünü düşünür insanlar. Film çıkmadan önce. Fragmana bakarlar, kadroya bakarlar. Superman yok filmde. Ha, Superman gerçekten öldü herhalde derler. Çünkü bu bir sinematik universe. Bu çizgi roman veya animasyon filmi değil. Şeyin aksine, yani bu çizgi roman veya other medya diyeceğim. Diğer medyaların aksine sinema sektörü biraz daha risklidir bu tarz konularda. Çünkü
aktör eğer filmde oynamak istemiyorsa ve kontratı onun öyle bir zorunluluk sunmuyorsa ona, aktör bana ne kardeşim ben oynamıyorum dediği anda, eğer yeni birini, yeni bir oyuncu seçmek istemiyorsa stüdyo, o karakteri toptan öldürebilirler. Mesela bu Civil War filminde Kaptan Amerika bu yaşanabilir. Hani insanlar kabullenmek istemiyor ama Kaptan Amerika bu filmde ölebilir ve geri dönmeyebilir. Çünkü son baktığımda Kaptan Amerika'yı oynayan sevgili aktör çok mutlu değildi artık bu role devam etmekten. Yani hani ve Kaptan Amerika'nın ölmesi durumunda da Kaptan Amerika kalkanı Bucky Barnes'a geçecektir ve Bucky Barnes Kaptan Amerika olacaktır. Çizgi romanlarda olduğu gibi. Eğer olursa. Yani Superman'de de bu mesele yaşanabilir ve insanlar bundan dolayı kendine bir korku kaplayabilir. Hani gerçekten o anasını Superman öldü. Aktör de yok isimde. Gerçekten aktör demek ki Superman'i belki de oynamaya devam etmek istemiyordur belki de diyebilirler. İnsanlar aklında bu şüpheyi oluşturabilirsin eğer doğru oynarsan taşlarını. Superman'in öldüğüne inandırabilirsin. Çünkü kimse inanmıyor. Superman'in herkes geri döneceğine emin. Ama eğer dediğim gibi taşlarını doğru oynarsan inandırabilirsin. Ve Superman canlandığında insanlar o şüpheden dolayı, yani içlerinde biriken şüpheden ve gerçekten Superman'in öldüğüne inandıklarından dolayı sinirlenen bir kitle olacaktır. Ama bir de rahatlayan ve mutlu olan bir kitle olacaktır. Normalde hani zaten dirilecek diyen kitle bile daha da mutlu olacaktır. Yani bu da onun üzerine daha büyük bir etki yaratacaktır. Bunu bu şekilde kullanabilirsen zeki bir adamsın Zack Snyder. Justice League'i sen mi yöneteceksin bilmiyorum ama eğer sen yöneteceksen umarım yapabilirsin doğru taşlarını oynayarak. Başka nelerden bahsedebiliriz? Dediğim gibi çok birbiriyle bağlantısız gibi görünen bir sürü farklı farklı hikaye var. Film içerisinde olaraktan bir bütünlüğü oluşturamıyor. Ve film bittiğinde saçma sapan görüntüler bütünü izlemişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ve pek çok insan Zack Snyder'ın şeyini övmüş, hani görselliğini övmüş kullandığı filmlerde. Ben Zack Snyder'ın görselliğini sevmiyorum. İncirin başında Man of Steel'la alakalı bahsederken de hani söyledim. Bütün film yeşil perde önünde çekilmiş gibi duruyor. Arka planlar olabildiğine sahte. Tüm aksiyon sahneleri tamamen CGI'den oluşuyor. Gerçekten güzel değil. Yani Doomsday Boss Savaşı falan filan da güzel değil. Hani çünkü animasyonlar iki tane çarpışıp duruyorlar. Yani hani gerçekten görmüyorsun ne olduğunu. Film olabildiğince karanlık, çok karanlık. Yani hani bu Zack Snyder'ın hep çok gereksiz bir filtre çekiyor filmin üzerine. Çok böyle gri karanlık bir filtre çekiyor. Ve filmler hep böyle bir şeyde sürekli sanki hava çok kapalıymış da hani hava aşırı kapalıymış da ondan dolayı kimse hiçbir şey göremiyormuş gibi gözüküyor filmler. Sürekli olarak bir de bam güm abire kart çarpışıp duruyorlar. Böyle sürekli animasyon orada gerçekten oyuncular olmadığını biliyorsun yani. Hani filme bir ağırlık vermiyor. Sadece Spider-Man 2'de olan durum işte. Amazing Spider-Man 2'de olan durum işte. Tamamen animasyon seyrediyorsun. Kimin kimle savaştığı tam olarak doğru düzgün belli olmuyor o karanlık ses sahneler yüzünden. Bakın Marvel filmlerine dikkat edin. Avengers'a falan. Ben daha önce bunu söylemem lazım. Ben Marvel veya DC fanboyu değilim. İkisinden birini illa da birbirine savunacak değilim. Hani DC daha iyi, Marvel daha iyi demiyorum. İki tarafta da çok sevdiğim karakterler var. Ama en sevdiğimi sorarsanız en sevdiğim süper kahraman her zaman için Batman'dir. Batman'den daha çok sevdiğim bir karakter yoktur. Bu beni DC fanı yapar mı? Hayır. Kesinlikle yapmaz. Yani kesinlikle DC'yi sırf Batman için savunacak değilim yani. Marvel'da sevdiğim karakterler var, DC'de sevdiğim karakterler var. Ama açıkçası Marvel filmleri şu anda DC'den çok daha başarılı gidiyor. Çok daha başarılı gidiyor. Ve dediğim gibi Marvel filmlerine dikkat edin. Bütün güzel aksiyon sekansları her zaman için gündüz saatlerinde oluyor. Çoğu zaman. Bütün en büyük aksiyonlar her zaman gündüz saatlerinde yaşanıyor. Bir aktörler aksiyon sahnelerinin içinde oluyor. İster stuntman olsun ister aktörün kendisi olsun. Her zaman için aksiyon içinde oluyorlar. Orada aktörün varlığını hissediyorsun. Orada gerçekten oynayan biri var ve o hareketleri yapan biri var. Bu güzel animasyon değil, CGI değil. İkincisi neler olduğunu görebiliyorsun. Gündüz saatte aydınlık. Yani savaşın nasıl yaşandığını görüyorsun. Savaşın detaylarını görebiliyorsun. Yani bu çok önemli benim için. Bu filmlerde ise ve Zack Snyder'ın daha önceki filmlerinde olduğu gibi aksiyonda ne yaşandığını bilmiyorum. Kim kimi dövüyor bilmiyorum. Çünkü CGI birbirine giriyor. Zaten çok hızlı oluyor olaylar. falan filan. Ya savaşı göremiyorum. Sadece sanki iki tane kütle sürekli birbirine çarpışıyormuş gibi hissediyorum. Ve bu da beni gerçekten filmden bir noktada çıkıyor. Gözlerimi yoruyor. Falan yapmaya başlamama sebep oluyor ister istemez. Şu an şeyden umutluyum. Ben Affleck'in kendi yapacağı solo Batman filmlerinden umutluyum. Ben Affleck'in Batman portresi güzeldi. Batman'i güzel resmetti kendisi. Eğer oturup bir şey yaparsa hem yöneteceği hem oynayacağı için aksiyon sekanslarını nasıl yapacak bilmiyorum ama Zack Snyder gibi yapmayacağını umuyorum. Kullanacağı setin
kullanacağı kamera çekim tekniklerini vesaire falan filan kesinlikle Zack Snyder gibi olmayacağını umuyorum. Ha ben zaten Batman'in solo hikayelerini her zaman daha çok severim ve tercih ederim Justice League hikayelerini, onu da söyleyeyim. Doomsday Savaşı'nda olan şeyi söylediğim gibi, Doomsday gibi kozmik ve güçlü bir yaratığı, kozmik doğru kelime bilmiyorum ama güçlü bir, yani korkunç derecede, insanüstü derecede güçlü bir yaratığı hikayenin içine soktuğun zaman, kesinlikle Batman gibi bir karakter tarafından alt edilemeyecek bir karakteri hikayeye soktuğun zaman Batman hikayedeki tüm işlevini kaybediyor. Zekasını kullanarak bir iki şey yapabiliyor ama genel olarak savaştaki varlığını hissedemiyoruz Batman'in. Çünkü yani mümkün değil öyle bir yaratıkla savaşması. O yüzden hani sadece bu Batman'le alakalı değil açıkçası. Çok böyle işin bokunu çıkarttığı zaman kozmik güçler, uzaydan gelen bir sürü farklı farklı şeyler, zaman, mekan, space, time, continuum, zart zurt falan filan benim birazcık böyle bir falan yapmama sebep oluyor. Ölen karakterler geri dönüyorlar, zartlar, zurtlar falan. Ben sıkılıyorum. Onun yerine daha böyle ayakları yere basan Batman hikayelerini tercih ediyorum. Yani hani Batman'in peşinde olduğu düşman, ne bileyim mesela ilk çıkacak solo Batman filminin şeyle alakalı olacağını söylüyorlar. Red Hood'la alakalı olacağını söylüyorlar. Robin'in nasıl öldüğü veya sonradan nasıl Red Hood'a dönüştüğü, Joker'le olan geçmişleri vesaire falan filan. Hani karakterlerin gerçekten ölümlü oldukları, karakterlerin belli sınırlarının oldukları, böyle birazcık daha böyle bir crime drama, çok ağır olmadan birazcık daha crime drama işin içine girecek vesaire falan. Ayakları yere basan güzel bir film olacak mesela. Bence Ben Affleck'in bir sonraki solo filmi, Batman solo filmi çok iyi olacak mesela. Ben ondan umutluyum, gerçekten umutluyum. Ama bir sonraki Justice League filmi için aynı umudu beslemiyorum. Yani kesinlikle beslemiyorum. Hele ki Zack Snyder yapacaksa. Yani daha karakterleri doğru düzgün kurmadan nereye gidebiliriz? Hiçbir fikrim yok. Bahsedeceğim şey sanırım bu kadar bu videoda. Birazcık kesip biçeceğim artık, ne hale gelir son versiyonda bilmiyorum. Sonuç olarak filmi sevmedim. Filme inatla bir puan vermem gerekiyorsa filmin şu an için benim için puanı 10 üzerinden 5. Aynı zamanda Batman ve Superman kavgasının da kısa olduğunu ve yeteri kadar tatmin edemediğini söyleyeyim. Çünkü söyledim zaten kavga değil o. Batman tek taraflı olarak Superman'in dövmesiyle bir var. Tam bir hani kavga dediğimiz şey iki tarafın savaşmasıdır. Hani iki taraf savaşır. Bazı belli başlı şartlara sahip olmak iki taraf savaşırlar. Bir taraf diğerini hükmettiği ve bütün bir savaş boyunca diğerini dövdüğü zaman o savaş olmuyor. Tek taraflı işkence oluyor. Yani hani öyle. O kadar. Film dediğim gibi 10 üzerinden 5 puanım, daha önce söyledim, 10 üzerinden 5 puanım, daha fazla verme şansım yok. Maalesef yok. Belki 3 saatlik artı 18 Director's Cut geldiği zaman daha büyük bir zevkle izleyebilirim ve filmin puanını belki 1-2 puan belki arttırabilirim. Ama açıkçası ben Civil War için daha heyecanlıyım şu anda. Bu yani hani Civil War'un daha iyi olacağına inanıyorum diyeyim daha doğrusu. Bence Civil War daha iyi bir film olacak. Ve tüm aksiyonun yaşandığı ikinci yarının aksine ben Batman vs Superman filmindeki ilk yarıyı daha çok sevmiştim. Ve komik bir şey söyleyeyim size. Uzun süredir hayatımda, ya çok uzun süredir hiç bu kadar sıkışmamıştım bir film izlerken. Ya iki tane iced tea içtim, bir sıkıştım filmde var ya ilk yarıda, daha böyle filmin 40. dakikalarında falanız. Bir sıkıştım ama altıma iş yiyeceğim, ölüyorum, filme odaklanamıyorum resmen ben hani falan modundayım. O kadar kötüyüm ki ne olur hikaye daha hızlı ilerlesin, zaman daha hızlı aksın. Hani mümkün değil çünkü ben Batman vs Superman'e gelmişim. Hayatta çıkıp yani hani tuvalete gitme gibi bir duruma mümkün değil. Öyle bir şey imkansız. Kesinlikle yapmam öyle bir şey. Hani ama o kadar sıkıştım ki de hani film daha hızlı ilerlesin, olaylar daha hızlı geçsin falan filan diyorum yani. Ekranda bir şeyler oluyor ama ben odaklanamıyorum filme. Ondan sonra kafamda sürekli çiş çiş var çünkü. Ona rağmen filmin ilk yarısını ikinci yarısından daha çok sevdim. Belki de seyredemediğim içindir. İlk yarısına odaklanamadığım için aklımda daha iyi kalmıştır. Bilmiyorum çünkü film o kadar kötü ki, anladınız mı espriyi? Her neyse, seyrettiğiniz için teşekkürler. Civil War Vlog'unda görüşmek üzere. Civil War Vlog'una daha 2 ay var. Hemen yarın koyacağımı zannetmeyin ya. Film çıkmadı. Film çıktı mı ki hemen koyuyorsun falan filan demeyin. Hayır, çıkmadı. Hadi görüşmek üzere.